İnsan Hakları Derneği İHAD İzmir Şubesi, 5 Temmuz 1994'te kaçırılıp katledilen tüm Belsen İzmir Şubeleri Onursal Başkanı ve İHAD üyesi kamu emekçisi İkram Miyaz için adalet istedi. Konaktaki eski Sümerbank önünde gerçekleştirilen eylemde, kayıpların fotoğrafları taşındı. İkram Miyaz'ın hikayesini kamuoyuyla paylaşan Caner Canlı, aradan 29 yıl geçmesine rağmen Miyaz'ın katillerinin bulunmadığını söyledi. Basına ve kamuoyuna. Eksikliyor bizi buradan. Bu ölümler, bu gözyaşları. Eksiliyor insan. Eksiliyor insanca olan ne varsa. Çocuğunuz bir saat gecikse merak edersiniz. Bir gün eve gelmese sokaklara çıkar ararsınız. Onların çocukları yıllardır evlerine gelmiyor. Ölü mü, diri mi bilinmiyor. Mezarları yok. Birisinden vazgeçmişler. Kemiklerine razılar. Onlar kim mi? Cumartesi anlıyorum. Bu hafta yine basın açıklamamıza başlamadan önce cumartesi anılarına yapılan saldırı, zulüm ve gözaltıları bir kere daha protesto ediyoruz. Ve diyoruz ki hiçbir yasak sonsuza kadar sürmez. Bugün sizlere içimizden birini, bir mücadele arkadaşımızı anlatacağız. İzmir'de yaşayan, çalışan, mücadele eden fakat 28-29 sene önce kaçırılan, sonra da katledilen İkram Miyaz'ı anlatacağız. Kayıpları anlatmak bazen belki kolay olabiliyor. Ama birlikte yol yürüdüğümüz, birlikte mücadele ettiğimiz, birlikte sokaklara çıktığımız bir arkadaşımızın bir canı, bir yoldaşı anlatmak gerçekten zor olabiliyor. Evet, 29 sene önce İkram'ı aramızdan aldılar, kaybettiler, sonra da ölüsünü bir yere bıraktılar. Bugün sizlere onu anlatmak istiyoruz. İkram Miyaz, Tüm Belsen İzmir Şubeleri Onursal Başkanı, İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi üyesi, Bağçova Belediyesi kamu emekçisi, İzmir'de ailesiyle birlikte yaşıyordu. 5 Temmuz 1994'te kaçırılıp katledildi. Aradan 29 yıl geçmesine karşın katilleri bulunamadı ya da bulunmadı. Dosyası 20 yıllık zaman aşımı nedeniyle kapatıldı. Niçin mi öldürüldü? Çünkü antidemokratik uygulamaların, asimilasyoncu politikaların yıkılması, halkların eşit, kardeş yaşayacağı adil, demokratik, ortak bir yaşamı kurmak özlemi ve mücadelesi içindeydi. Sendikal mücadelede, demokratik eylem ve etkinliklerde, işçi grev ve direnişlerinde hep en öndeydi. Sendikal mücadeleyle demokrasi mücadelesinin devrinde kopmaz bağlamla bağlı olduğuna inanır ve bunun çabası içinde olurdu. İnsan hakları ve barış mücadelesinin de öncülüğündendi. Tüm Belsen'in hem tüzük oluşumuna hem de örgütlenmesine aktif olarak katılmıştı. Bütün söylemlerinde Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve siyasal çözümü için sendikaların aktif tutum almasını savunur, bunun gereğini de kendi alanında fazlasıyla yerine getirirdi. Sendikal faaliyetleri sürecinde çok sayıda kovuşturma, soruşturma ve gözaltılarla karşılaştı. Irkçı çevrelere karşı öğrenci müdürü sergileyen mücadeleci bir yapısı vardı. Onun bu yönlerinden rahatsızlık duyan barış, demokrasi ve kardeşlik düşmanı karanlık güçler 5 Temmuz 1994'te Bağçova Belediyesi'ndeki işine giderken kaçırdılar. O gece evine dönemedi ama onun yerine sabaha karşı çok sayıda polis evlerine gitti ve İkram'ı sordu. Ama İkram o saatlerde katledilmiş ve kaybedilmişti. Amaç ise hedef şaşırtmaktı. Evde İkram Miyaz'ın eşi, kardeşi ve o tarihte 2 yaşında olan oğlu Teval vardı. Teval şimdi 31 yaşında. İnsan Hakları Derneği, Aile
ve avukatların yaptıkları araştırmalar sonucunda şu bilgilere ulaşıldı. İkram kaçırıldığı gün beyaz bir tempoya bindirilmiş ve bir yere kadar götürülmüş. Sonra mavi bir tempoya aktarılmış ve Manisa yolu Çiçekli köyündeki köylüler İkram'ın öldürülüşünü görmüşler. Öldüren kişiler İkram'ı orada bırakıp gitmişlerdi. İkram Minyaz, Yaka köyünde, ormanlık alanda yakın mesafeden sıkılan 4 kurşun da katledilmiş olarak bulundu. Minyaz'ı öldüren faili meçhul kişiler hakkında kasten insan öldürme suçundan yürütülen soruşturma 2014'te kapatıldı. Merhaba arkadaşlar. İkram Minyaz, evet şu anda İzmir 2 No'lu Şube Başkanıyım. İkram'la 29 yıl önce de aynı şubenin yönetiminde çalışmıştık. Sevgili İkram, 5 Temmuz'da katledilmeden önce 3-4 Temmuz'da İstanbul'da genel kurulumuza gitmişti. 5 Temmuz o gece pazar günü dönmüştü. 5 Temmuz'da mahallesindeki sabah duraktan işe giderken alındı. Mahallesinde diyorum. Her gün işe gitmek için otobüs beklediği, otobüse bindiği o duraktan bir beyaz toros onu aldı ve katletti. İkram Minyaz, yani arkadaş az önce anlattı. Kamu çalışanlarının, sadece belediye emekçilerinin değil, bütün kamu çalışanlarının, 90'lardaki bütün emek hareketinin en önünde yer alan bir emekçi arkadaşımızdı. Bugün halen faillerinin bulunmaması, ailesi de burada yanımızda. Biz kamu emekçileri, ailesi, onun katledilmesini bir insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak kabul edilmesini ve zaman aşımının uygulanmamasını talep ediyoruz.